Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün özel bir telefonla beraberiz. Uzun süredir beklediğimiz Realme 8 Pro bizlerle. Videoya geçmeden önce başka bir videoda da söylediğim gibi benim büyük ihtimalle bu hafta böyle biraz patates suratlı bir şekilde çıkmam gerekebilir. Çünkü burada bir abse oluşumu var. İşte çürüdü, etti falan çok da üzerine düşünmeyince ben ağrısını falan çekiyorum. Şimdi de hazır video çekmeden önce ilacımı dağıtmışken Arvalez'i sakinken anlatabilirim ama bu yüzden birazcık anlatımımda şey olabilir. Onu da baştan söyleyeyim. Hani dil sürüşmesi dediğimiz olay birazcık fazla olabilir. Öyle bir şey olursa da affola diyelim ve merakla beklediğimiz telefona gelelim. Realme 8 ailesi oldu bayağı tanıtılı ve Türkiye ne zaman gelecek ne zaman gelecek diyorduk. Sonunda geldi. E şu an için fiyatını ben bilmiyorum ama hani eli kulağında artık. Belki bu video yayınlandığında çıkmış olabilir ya da çık çıkmak üzere olabilir. O zaman fiyatı için ayrı bir muhabbet ederiz tabii ki. Sonuçta kıyaslamaları falan filan olacak. Hemen ben tasarımıyla başlamak istiyorum Realme 8 Pro'nun. Gerçekten bizdeki siyah rengi ama bu rengi oluştururken de bayağı uğraşılmış bir şey. Çünkü böyle işte kristalizasyon, özel bir baskı falan falan filan diyor ve parmak izini de çok bırakmıyor ama yine de belli açılardan kendini birazcık belli eden bir şey var ama böyle yakından baktığımda da gerçekten gri siyah şeylerini görürüz. Hatta Ersin abiyle yaptığımız o değerlendirme videosunda da dedim GT ile bunun değerlendirmesini. Gri'nin 50 tonlu gösterebilen bir tasarımı var. Boyutlarına geldiğimizde 160,6 mm'lik uzunluğu, 73,9 mm'lik eni ve 8,1 mm'lik bir kalınlığı var. Yani kalınlık demeyelim aslında bunu düzeltelim kusura bakmayın. İncelik diyelim. Gerçekten ince ve çok hafif bir telefon. Hafiflik nasıl? 178 gramlık bir hafifliği var. Gerçekten hani tutarken bile o ağırlık dağılımını da çok iyi bir şey yapmışlar yani tuttuğunuzda telefon size biraz uzun büyük gelebilir ama arkaya yatmıyor, öne doğru bir eğim yok. Gerçekten dengeli bir şekilde yapmışlar. Şöyle ortadan tuttuğumda da bir tarafa şey yok görüyorsunuz. Yani şu anda sıkmıyorum telefonu. Güzel bir şekilde ayarlamışlar. Telefon biraz büyük gibi gözükse de 6,43 inçlik yani aslında alışılagelmiş bir ekran var ama niye ise bende bir öyle hissiyat uyandırdı. bunu kötü olarak söylemiyorum. Gayet çerçeveleri ince. Çene tarafında birazcık bir çerçeve görüyoruz ama kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyelim. 6,43 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. Hatta süper AMOLED olduğunu da bahsedelim. AMOLED'lerin de sonuçta içerisinde bir kıyaslaması var. Ve oldukça 1000 nit parlaklığa kadar da çıkabilen çok çok iyi bir değerde Yani ben açtığımda şu an bile gözümü alabilecek seviyede. Çünkü şu anda saat 11.30. Ben birazcık işte yetişsin vesaire diye bu dişlerden dolayı biraz geç çekiyorum ama sonuçta siz normal saatinde, normal gününde göreceksiniz. İşin güç tarafına geldiğimizde ki e, kamera tarafına geleceğim ama e, öncelikle bir gücünden bahsedelim. Snapdragon 720G var. Biz bunu zaten ezbere biliyoruz. Hatta 6, 7, 8 yani Realme'nin ana serisinde 3 senedir kullandığı bir işlemci. 8 Pro'da ben biraz daha iyi iyi bir şey çıkar mı falan diye bir bekliyordum ediyordum ama yine 720G'yi kullanmışlar. Burada bence iki amaç var. Bir zaten 720G halen iyi bir işlemci halen birçok şeyi yapabiliyor, oyun oynatabiliyor birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Günlük işlerinizde her şeyi yerine getirebiliyor falan. E böyle bir durumdayken niye hani değiştirelim demiş olabilirler ama buradaki en büyük nedenlerden biri bence bütçe olacak. Yani fiyatı çok yükseğe almamak adına daha rekabetçi bir seviyede tutmak adına çünkü burada yatırım kamera tarafına yapılmış. Oraya geleceğim. Burada 720G'yi kullanmışlar. Bizdeki versiyonu 6. GB RAM olduğunu da söyleyelim ve 128 GB depolama alanı var. Soldaki micro SD kart yuvasından arttırabiliyorsunuz bu depolama alanını. Her zaman micro SD kart olan telefonlar benim gözümde artı biri hak ediyorlar. Şimdi Gelelim kamera tarafına. Arka tarafa baktığımızda direkt böyle homojen bir şekilde dağılmış. Yani o mesafeleri bile eşit bir şekilde olan 4 adet kamera. Alt tarafta flash ve 108 megapiksel quad kamera yazısını görüyoruz. Çünkü burada 108 megapiksellik bir ana kameramız. 8 megapiksellik 119 derecelik ultra geniş açılı kameramız. 2 megapiksellik monokrom kamera. Yani aslında siyah beyaz çekerek keskinleştirmeyi detayları çok daha iyi bir şekilde verebiliyor. Ve 2 megapiksellik de makro kameramız buradaki yerini alıyor. Ama buradaki ana kameranın önemli bir artısı var. Samsung'un HM2, ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor ve bu aslında üst seviye bir sensör. Ya baktığınızda gerçekten üst seviye cihazlarda kullanılan bir sensör olduğunu görüyorsunuz. Bunun amacı da sonuçta burada fotoğrafa oynamak istemiş Pro versiyonunda Realme tarafı. Hatta e, da görmüşsünüzdür. Yani gece gündüz fark etmek sizin mükemmele yakın yani bir akıllı telefondan çıkarabileceğiniz mükemmele yakın fotoğrafları çıkarmaya çalışmışlar ve buna gerçekten mükemmele yakın fotoğraflarda karabiliyor. Hatta işin garip bir tarafı var. Hani daha önce belki dijital kameralarda falan filan uygulanan bir şeydir bilmiyorum. Burada 108 megapiksel'lik sensör üzerinden yakınlaştırma yapabiliyorsun. Yani kamera arayüzüne girdiğinizde Geniş açı, 1x, 2x, 3x gibi zoom seçenekleri var. Ama dediğim gibi saydığımda geniş açı, makro, monokrom lensimiz var. Telefoto lensimiz yok. Bunu 108 megapiksel içerisinden 12 megapiksel'lik fotoğraflar çıkartarak yapıyor. Ve dijital yakınlaştırma gibi bir şey oluyor teknik olarak baktığınızda ama burada yapay zekanın desteği, lensin sensörlüğünün büyüklüğünü falan filan düşündüğümüzde bunu kayıpsız yapıyor. Yani 12 megapiksel değerindeki bir kameranın çekebileceği kalitede. Yani bunun içerisinde bir telefoto lens olsaydı, 12 megapiksel değerinde olsaydı ve 3x zoom kapasitesi olsaydı bundan iyi çıkartamazdı gibi bir iddia var. Baktığımda evet yani Ersin abiyle yaptığımız videodaki hemen ofisin önünde denediğim şeyde de aynı şeyi görüyordum. Bunda da aynı şeyi gördüm. Gerçekten çok iyi fotoğraflar çıkartıyor. Zoom işini çok iyi bir şekilde yapıyor. Gidip 108 megapiksel modunda fotoğraf çektiğinizde ise bu sefer 12.000'e 8.000 pardon, 12.000'e 9.000 piksel bir diğer yandan 20'ye 15 metrelik bir afişe basılabilecek şekilde sonuçlar Doğruyormuş. Hani tabii ki bunu denemedim. Bir fotoğraf çekip gidip ozalitçiye ya da bir yere 12-20-15 metrelik falan bir şey bastırmadım ama böyle bir şey dediklerini en azından kendiniz bir Photoshop'ta baktığınızda, kendi ekranınıza alıp fotoğrafı yakınlaştırdığınızda bunun gerçek olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten hani yakınlaştırıyorum, kayıp neredeyse hiç olmuyor. O kadar büyük pikselde de bu işi çıkarabilmesi gerçekten iyi bir sonuç yapıyor. Belki de denenebilir ama bilmiyorum <laughs> yani 20 metre 15 metrelik bir pankarta asılabilecek bir fotoğraf çekip bunu asmak ve denemek güzel bir şey olabilirdi ama dediğim gibi zaten çözünürlüğünü, kalitesini bizlere gösteriyor. Gece konusunda da oldukça iddialı. Gece manzarası modunda da geliştirmeler var. Bir de iyi sensörlerle beraber olunca gerçekten geceyi aydınlatmış diye Oz'bin'in bir şarkısı var. Onun gibi bir Ortam ortaya çıkıyor gerçekten iyi bir şekilde yapıyor. Zaten BBG grubu bunda oldukça iyi, çok iyi bir sonuçlar çıkardığını görüyoruz. Burada da aynı şey oluyor. Net bir şekilde bunu görmekteyiz. Ben kendim çektiğimde de çok iyi bir şey yapıyor. Ön kamerada da çok güzel bir sonuçlar veriyor bize. Çünkü önünde 16 megapiksel'lik bir kamera var. Ama yani ortalamanın üzerinde bir sonuç verebiliyor. Hatta yani gece fotoğraflarında ben 10.000 TL üzeri telefonların birçoğuna net bir şekilde rakip olabilecek bir sonucu bizzat gördüm. En azından benim gözüme göre öyle. Zaten bir iki örnek görüyorsunuz. Siz de kendinize göre bunun sonucunu yapabilirsiniz. Ama özellikle Türkiye'ye geldikten sonra satışa çıkıp bize tam inceleme örneği geldikten sonra ben direkt Realme 8 Pro'nun şeyini bu kıyaslamasını da yapacağım. Onu merakla bekleyiniz efendim. Gece modunda ayrı, gündüz modunda ayrı güzel kıyaslamalar gelecek. O aklınızda olsun. Bir diğer yandan tabii ki yine kamera konusunda burada da birçok e, filtreler, modlar var. Yani geldiğinizde, örneğin baktığınızda burada orijinal, modern artın, e, cyberpunk, flamingo, yıldızlı, parlak gibi şeyler var. Ayrıyetten Direkt daha fazlaya geldiğinizde yıldızlı mod gibi bir özellik var. AI karışık, portre var, ultra makro var. Bunları direkt yıldızlı modu falan açtığınızda telefonu sabit çekip aslında gökyüzündeki yıldızları düzgün bir şekilde gösterebilmesi sağlanmış. Astronomik mod olarak da geçiyor genel şeyinde. ...bizde yıldızlı mod olarak görünüyor. Bunun bir de videolaştırılmış versiyonu da var. Yani aslında hızlandırılmış bir videoyu... ...size orada yıldızları kayışını da görebileceğiniz güzel bir şekilde yapmışlar. Ee, şu anda dediğim gibi saat 11.30. Şu ana kadar hani böyle tam yıldızlı bir gökyüzü yakalayamadım. Bu videoyu çekip çıktıktan sonra da varsa... ...zaten örneklerini gördünüz demektir. Umarım yakalayabilirim. Bugün biraz gökyüzü açık gibiydi yakalarsam. Bir de tabii ki bunu aslında gidip kampta böyle ışıktan uzakta o şehir ışıklarının olmadığı bir ortamda yaptığınızda çok daha güzel olacaktır. Ben herhangi bir telefonla bile biz e, ikinciye kampa gittiğimizde orada gökyüzünü çok güzel bir şekilde çekebiliyordum. Keşke o zaman bu telefon olsaydı da size çok daha iyi bir şekilde gösterebilseydim bunu. Tilt shift modumuz var. Bu son dönemde popülerleşti. İşte altın üstün bulanık olup orta tarafın şey olması. Bunu video olarak da yapabiliyorsunuz. Ve genel fiyatlarıyla baktığımızda fotoğraf konusunda hani fiyatını bilmiyorum ama olabilecek fiyatına göre en iddialı telefon olacaktır. Yani en iddialılarından biri değil. Ben direkt en iddialı olarak düşünüyorum. Bir de bunun tepe modeli olsa yani işte Snapdragon 888'li falan bir modeli olsa büyük ihtimalle onunla beraber eşleştiğinde nasıl şeyler çıkartır şu anda cümle bile kuramadım gerçekten. Orada bayağı iddialı olacaktır. Bir diğer yandan baktığımızda 4500 miliamperlik bir bataryamız var. 720G zaten kullanımda cimri hani aşırı oyun oynamadığınız müddetçe günü çıkartabiliyor. Bir de 4500 mAh ile birleştiğinde zaten çok büyük bir düşüş yaşamıyorsunuz ama hızlı şarj etmeniz gerektiğinde de burada 50 wattlık süper dart şarjımız mevcut. 17 dakikada %50'ye 47 dakikada da %100'e getiriyor. Ben burada 47 dakikadaki %100'den ziyade 17 dakikadaki %50'yi çok daha dikkat çekiyorum. Çünkü hep aynı örneği veriyorum. Hızlı şarjın en güzel yanlarından biri dışarı çıkacaksınız. işte hazırlandınız, yemeğe gideceksiniz, işe gideceksiniz, buluşmaya gideceksiniz. O sırada telefonun şarjının olması gerekirken tam hazırlanmaya başladığınızda tamam çıkıyorum dediğinizde sağ üst köşeye bakıp orada batarya az durumunu gördüğünüzde geçmiş olsun. Eskiden biz şarja taksak da bu sefer hadi power bank taşı yanında şarj aletini götür falan derdi oluyordu. Burada öyle bir sıkıntı olmayı Siz hazırlanana kadar taktığınızda zaten 50'yi geçerse bile o geceyi rahatlıkla çıkaracak anlamına geliyor. Bu açıdan bu senaryoda düşündüğümüzde 17 dakikada %50'ye varabilmesi önemli bir artı. 50 Watt da piyasadaki en güçlü değerlerden biri. Onun üstünde şu anda piyasada 65 Watt falan var ya da Huawei'nin 66 Watt'ını da katarsak en yükseklerden biri olması güzel. Güvenlik konusunda ekran altından parmak izi var ve yüz tanıma var. E, ekran altından parmak izinde ben sıkıntı yaşamadım. Yani böyle bir okumama falan filan durumu olmadı. Hızı da gayet yeterli seviyesinde. 7 bağlantı kanadında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 var Bluetooth 5 olması çok çok iyi de Wi-Fi 5 yerine burada Wi-Fi 6'yı artık yani AC'den AX'e geçişi beklerdim ama bunun sebebinin büyük ihtimalle 720G olduğunu düşünüyorum. Ona bakmadım ama varsa da yazarım yani işlemcide varmış koyulmamış gibi. Ama bence işlemciden kaynaklı şey yok mu? Genellikle Wi-Fi modülleri içerisinde olduğu için. Ama yine de daha aşırı yaygınlaşmadığı için kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Android 11 ile beraber geliyor. Bu sayede Realme UI 2.0'ı da kullanıyor. Biz gayet güncel bir şekilde kullanıyorsunuz. Hani burada bir derdiniz olmuyor. E bu konuda oldukça iyi bir sonuç verebildiğini de söyleyelim. 8 GB RAM ve vesaire olması da tabii ki artı. Hani bol bol RAM'iniz oluyor. İşte geri çağırmalarda, kullanmalarda en ufak takılma donma yapmıyorsunuz. E 720G zaten oyun oynatabilen de bir işlemci olduğu için hani şu andaki en popüler oyunları da rahatlıkla oynayabileceğinizi söyleyelim bu telefonda. Genel hatlarıyla baktığımızda Realme 8 Pro sadece kafamda fiyatının soru işareti olduğu şekilde yani ne olacaksa ona göre konuşmak lazım ama yani fiyatı ne olursa olsun ben Kamera odaklı bir telefon istiyorum. Yani günlük işlerimi yapsın, birçok şeyi yapsın ama Instagram'da, işte e, TikTok'ta, YouTube'da ya da paylaşacağım ortamlarda çok iyi fotoğraf da çekebilen bir cihaz arıyorum dediğinizde büyük ihtimalle piyasadaki tek cihaz olacak. Çünkü kamera performansı zaten Realme'de iyiydi. Ben Realme 6 Pro'nun da 7 Pro'nun da kendi fiyatına göre çok iyi şey yaptığını düşünüyorum. Burada benim şu anki tahminim fiyatına olursa olsun fiyatının üstünde bir performans sergileyecek. İşte bunu net bir şekilde görebilmek için kıyaslamalarımızı bekleyin. Ben direkt üst seviye telefonları alıp bunu da kıyaslamak istiyorum. Bir de tabii ki kendi seviyesindeki telefonlarla da yaparız. Çünkü kendi lansmanlarında da sürekli kamera övmüşlerdi. Uygun fiyatlı yani tepe modellere göre işte 10 bin 15 bin 20 bin lira çıkan telefonlara nazaran uygun fiyatlı ama onlar kadar da iyi kamera istediğinizde büyük ihtimalle 2021'deki tek tercihiniz 8 Pro olacak. Siz de lütfen merak ettiğiniz benim atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Dediğim gibi kıyaslamalarında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.